Ne oldu Nefise? Süraya'ya bir şey mi söyleyeceksin? Evet teyze. Artık gerçeği daha fazla saklayamayacağım. Zeyn'le Aliye'yi mutsuz ederek nasıl mutlu olmayı bekleyebilirim ki? Hemen ofise gidip anneme her şeyi anlatacağım. Hayır canım, dur bekle. Hayır Nefise. Sen bir suç işledin diye milyonlar kaybedecek değilim. Bir şey yapmam gerekiyor. Bilal, şimdi beni dinle. Hayır Fahat, evde araba yoktu. Arabayı Şaziye almış olmalı. Önemli değil, taksiyle giderim. Tamam, sonra konuşuruz. Hoşça kal. Efendim Bilal. Nefise, buradayım. Baksana, buradayım, karşıdayım. Nereye gidiyorsun Nefise? Ne işin var senin burada? Bir yere gitmem gerekiyordu ama nereye gideceğimi unuttum. Ben de durup düşüneyim dedim. Peki sen nereye gidiyorsun? Ofise. Ofise gel, ben seni götüreyim. Gerek yok, kendim gidebilirim. Yapma Nefise, işim olmadığını biliyorsun. Hem bir sürü de zamanım var. İstediğin yere gidebiliriz. Hadi inat etme lütfen. Tamam peki. Hadi gel. Anne merak etme, ben hallediyorum. Zekalı, neden açmıyor şunu? Bilal! Teyzem, telefonunu mu sattın yoksa özellikle mi açmıyorsun? İş bitti mi? Teyze, Bilal kaza geçirdi. Ne? Nerede? Nasıl? Durumu iyi mi peki? Merak etme, birkaç sıyrık, hepsi o. Bir şey yok. Bu işi de eline yüzüne bulaştırdı. Bana çok kızıyor olsa da asla Aliye'yi affetmeyeceğim. Ne oldu? Anne, seninle konuşmam gerekiyor. Aliye hakkında. Onun hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Peki anne, sana ya olanları anlatsam? Onun suçu değildi. Onun suçu değildi. Aliye hiç yapmadığı bir şey için sürekli cezalandırılıyor. Tek cezalandırılan da o değil. Zeyn de perişan halde. Hepiniz bu yüzden kızgınsınız. Polise şikayette bulunan Aliye'ydi, öyle değil mi? Evet anne. Ama imzaladığı kağıdın şikayet dilekçesi olduğunu bilmiyordu. Farkında bile değildi. O dilekçeyi polis merkezine o vermedi. Dilekçeyi polise veren bendim. Dilekçeyi bulup polise ben ulaştırdım. Alo, polis merkezine. Hapse girmenin nedeni benim anne. Aliye değil. Anne, ben sana bir ders vermek istemiştim.
Senden intikam almak istedim. İnanamıyorum ya. Öyle değilim ama şu halime baksanıza. Aman Allah. Anne, bak ne oldu bana. Tamam gel otur. Otur hadi. Yavaş, hadi yavaş, geç şuraya. Yavaş yavaş. Yavaş. Aa, dur bir bakayım. İşte bak tıpkı babana benzemişsin. Tam bir salak. Şanssız anneler var ya, işte onların senin gibi çocukları olur. Aman da aman, oğlum da hiçbir şeyi beceremezmiş. İşe yaramazın tekisin. Biliyor musun, bazen kendimden şüphelendiğim oluyor. Sen gerçekten oğlum musun? Belki doğduğunda bebekler karışmıştır. Ne yapıyorsun? Dursana. Delirdin mi sen? Ne oldu Bilal? Görebiliyor musun? Görmek için bir göz yetiyor. Çok haklısın, akıllı oğlum. Teyzeciğim, çocuğun kemiklerini kırma. Şunun haline bakar mısın? Ne de masum görünüyor. Bunun dinlenmesi gerek. Haklısın kızım. Tabii dinlenmesi gerekiyor. Gel benim bir tanem. Gel de sana annen güzel bir bitki çayı yapsın yavrum. Tamam. Gel. Hadi. Dinleneceksin. Gel yavrum. Hadi. Ne ilginç bir aile. Bir şey olmuş. Zeyn hayatım, Alya'ya çok kötü davrandım ben. Kendimden utanıyorum oğlum. Anneme bütün gerçeği söyledim Zeyn. Olanlardan Alya'nın sorumlu olmadığını bilmiyordu. Alya masummuş oğlum ve boş yere o kadar hakarete maruz kalmış. Zavallı kızı haksız yere cezalandırmış. Affet beni Zeyn. Lütfen oğlum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Dahası ne söyleyebilirim ki? Ama yemin ederim buna neden olan mutlaka cezasını çekecek, inan. Bunu yapan her kimse bedelini çok ağır ödeyecek. Hem de çok ağır ödeyecek. Sana söz veriyorum oğlum. Sen böyle alçakça bir şeyi nasıl yapabilirsin Nefise? Hala bu evde, çatımın altında yaşıyor olmandan utanıyorum. Ailemin bir parçası olmandan.
Murat'ın bundan haberi mutlaka olacak. Babasını ve kardeşini aldattığını mutlaka öğrenecek. Ve hepimizi, hepimizi aldattın sen. Hepimize zarar verdin. Yeter anne, yeter! Daha ne kadar intikam peşinde koşacaksın anne? Ya o ya da başka biri. Bütün bunlara kim neden oldu biliyor musun anne? Sen. 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 Nefise ne yaptıysa çok sonra yaptı anne. Ama sen hep Ali'yi düşman olarak gördün. Evden kovmak için her şeyi yaptın. Nefise ile Fahat'ın arasını bozmana izin vermeyeceğim anne. Bunu yapmayacağım. Nefise yüzünden Ali ya da ben de çok acı çektik. Bu acıların boşa gitmesini istemiyorum artık. Nefretin bu ailedeki bütün sevgiyi silip süpürdü. Aliye'ye kötülük ettiğini düşünüyorsan bari Nefise'ye yaşama hakkı tanı anne. Aliye'ye kötülük yaptın. Bunun zaten farkındasın ama bunu tekrar etme anne. Yeter artık. Bu sırrı kendine sakla. Bana söz ver anne. Söz veriyor musun? Evet. Çok üzgünüm oğlum. Yemin ederim. Yemin ederim sözümü tutacağım. Babam geldi. Baba. Biliyor musun? Annem sana en sevdiğin yemeği yaptı. Peynirli bezelye. Siz yiyin. Hadi. Evet. Belgeleri aldım. Ofise geliyorum. Rehan. Çocuklar peynirli bezelyeyi çok sevdiğini söyledi. Özellikle senin için yaptım. Sen yemezsen biz de yemeyiz, haberin olsun. Tamam. Hadi sana yedireyim öyleyse. Sofraya asla küsülmez, tamam mı? Eğer yemezseniz anneniz çok üzülür. Bunu istemezsiniz, değil mi? Baba. Hı. Hadi annemi de yedirsene. Hayır oğlum. Sadece çocuklara yedirilir. Yetişkinler kendileri yer. Hadi yemeğini ye bakalım. Güzel güzel beslenin. Ben ofise geç kalıyorum, tamam mı? Görüşürüz. Güle güle. Thank you.
Seda Han, kaza dosyası. Bulamadım tatlımı. Galiba kayboldu. Yenge. Yani biliyor musun? Evet. Evet biliyorum. Rehan'la senin buraya gelmemi istemediğinizi de biliyorum. Ama buraya sorun çıkartmaya gelmedim Alya. Buraya sorunlara bir son vermeye geldim kızım. Sana çok acı çektirdim ben. Beni affetmezsen seni anlayabilirim. Ama yine de senden af dilemek istiyorum, inan bana. Bir sürü hata yaptım, biliyorum. Canını yaktım. Osman Bey'in de canını yaktım. Ve Zeyn'i çok üzdüm. Bütün aileye zarar verdim. Ama en önemlisi kendime zarar verdim. Senin ne kadar iyi olduğunu anlayamadım. Yenge, yenge lütfen otur. Hep mutluluğumu elimden aldığını düşünüyordum kızım. Ama sen hayatım... Aslında aileyi mutlu ediyordun, inan bana. Osman Bey bunu biliyordu ama yine de bana tahammül etti. Fakat artık dayanamıyorum. Gerçeği öğrendikten sonra kendime nasıl dayanacağımı bile bilmiyorum Alya, inan bilmiyorum. Gerçek mi? Nefise bana her şeyi anlattı Alya. Nefise anlattı mı? Ne anlattı sana? Ona inanma, yalan söylemiş. Hepsi benim suçumdu. Her zaman duyardım. Melekler vardır derlerdi. Bugün birini gördüm. Yenge. Nasıl bir insansın hayatım? Sana her şeyini kaybettiren Nefise'yi bile... ...korumaya çalışıyorsun. Ne büyük bir kalptir bu. Sen gerçekten Allah'ın bir lütfusun. Beni affet Alya. Affet.
Hayır yenge. Hiçbir anne kızından özür dilemek zorunda kalmamalı. Benden korkuyorsunuz değil mi? Korkuyor musunuz? Beni sevmiyorsunuz değil mi? Ben annenize çok acı çektirdim değil mi? Ama artık yapmayacağım. Söz mü? Yoksa o bizim annemizdi ama öldü. Yenge.